Merhaba değerli arkadaşlar. Sayı problemlerinden birkaç tane soru çözeceğiz birlikte. Bu soruların çözüm videosunu ve konuyla alakalı daha fazla soru çözüm videosunu sitemiz ragipsahin.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca sitemize yapamadığınız soruları da gönderebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. İlk sorudan başlayalım dilerseniz. Ali misketlerini eşit olarak arkadaşlarıyla paylaşırsa her birine 11 misket düşüyor. Eğer arkadaşlarına 7'şer tane misket verirse kendisine 23 tane kalıyor. Şimdi arkadaş sayısına x diyelim. Her birine 11 tane düşüyor. X tane arkadaşı var. Bir tane de kendisi var. X artı 1 kişi oluyorlar toplam. 11'er tane düşüyor. Eşit bir şekilde paylaşırlarsa. Bu misket sayısı 11 çarpı x artı 1. Eğer arkadaşlarına 7'şer tane verirse x tane arkadaşı vardı. 7x. Kendisine de 23 tane kalır. Artı 23. Bu da misket sayısı, bu da misket sayısı. O zaman bunlar birbirine eşittir diyoruz. Dağılma özelliğini kullanarak 11x artı 11 eşittir 7x artı 23 olur. 7x'i diğer tarafa eksi olarak atarsanız 4x. 11'i diğer tarafa artı olarak atarsanız 30. Eksi olarak atarsanız 23'ten 11 çıktı. 12. X eşittir. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 3. Arkadaş sayısı 3. Arkadaşlarına 7'şer tane verse kendisine 23 tane kalıyor deniyordu. 7 çarpı 3, 21. 23 tane de kendisine kaldığına göre 44 tane bilye vardır diyoruz. Bu soruyu şu şekilde de yapabiliriz. Şıklardan giderek 11'er tane düşüyor eşit bir şekilde paylaşılırsa. Dolayısıyla bilye sayısı 11'in katı olmalı. 27, 32 ve 48 direkt elenmiş oluyor. 44 veya 55 olmalı. 7'şer tane verirse 23 misket kalıyor. 23 çıkarttığımızda da 7'nin katı olması lazım. 55'ten 23 çıkartırsanız eğer 32, gördüğünüz üzere 7'nin katı değil. 44'ten 23 çıkartırsanız eğer 21, 7'nin katı. Bu şekilde de soruyu çözebiliriz. Cevap Ceyhan. Diğer sorumuz 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 120 soruluk bir sınavda. Bir öğrenci yaptığı her net soru için 5 puan almaktadır. 13 soruyu boş bırakarak kalan tüm soruları cevaplayan bir öğrenci 335 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Soruda yapmamız gereken şey şu. 13 soruyu boş bırakıyor. Öncelikle 120'den 13'ü çıkartıyoruz ve 107 soruyu cevap verdiğini görüyoruz. Doğru sayısı soruluyor bize. X tane doğru varsa toplam 107 olacağına göre 107 eksi x tane de yanlışı vardır. Neti nasıl hesaplarız? Doğru sayısından yanlış sayısının 4'e bölümünü çıkartarak hesaplarız. 335 puan almış. 335'i de 5'e bölmeliyiz ki kaç net yaptığını bulabilelim. 6 defa, 6 kere 5 30, 35'te 7 defa. Kaç net yapmış? 67. Doğru sayısından yanlış sayısını 4'e bölüp çıkarttığımız zaman 67 bulmalıyız. 4 kere x, 4x, eksi 107, eksi eksiden dolayı artı x bölü 4 eşittir 67. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4x x daha 5x eksi 107 eşittir 240 28 daha 268. 107'yi diğer tarafa artı olarak atalım. 5x eşittir 375. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 75 edir. 75 tane soruyu doğru cevaplamış. X tane doğru demiştik. Kaç doğru? 75 cevap Denizli. Bir salonda 16 erkek, 6 kadın vardır. Bu salona kaç evli çift gelirse erkeklerin sayısı kadınların sayısının 2 katı olur. X çift gelsin.
Bu ne demektir? X erkek ve X kadın demektir. 16 erkek vardı. 16 erkeğe X erkek ekleniyor. 6 kadın vardı. 6 kadına X kadın ekleniyor. Erkeklerin sayısı kadınların sayısının iki katı olacak. Eşittir diyoruz. Burası kadınların sayısıydı. Bunun iki katı. 16 artı x eşittir. Dağılma özelliğini kullanarak 2 kere 6 12. 2 kere x 2x. X'i bu tarafa eksi olarak atarsanız 2x'ten x çıktı. X 12'yi diğer tarafa eksi olarak atarsanız 16'dan 12 çıktı. 4. 4 evli çiftin gelmesi yeterli. Cevap Ceyhan. Diğer sorumuz. Belirli bir miktar para 4 kişiye paylaştırılırsa A, 5 kişiye paylaştırılırsa A eksi 8 lira pay düşmektedir. Şimdi 4 kişi A lira alıyorsa toplam 4 A lira vardır. 5 kişi A eksi 8 lira alıyorsa toplam 5 çarpı A eksi 8 lira vardır. Bu iki para birbirine eşit. 4 A eşittir. 5 A eksi 40. Eksi 40 diğer tarafa, 4A bu tarafa geçerse eksi olarak A eşittir 40 oluyor. 4 kişiye A lira düşürdü. 4 çarpı 40 lira vardır toplam. 160 lira vardır toplam. 8 kişiye paylaştırılırsa 160 bölü 8'den cevap 20 TL olur kişi başına düşen pay. Diğer sorumuz. X tane kalemin fiyatı Y lira. O zaman bir kalemin fiyatını toplam fiyat bölü kalem sayısı Y bölü X'tir. Bir kalemin fiyatı. 2 X tane silginin fiyatı 2Y lira. Toplam fiyat 2Y lira. Toplam silgi sayısı 2X bölü 2X. İkiler birbirini götürdü. Silginin fiyatı da Y bölü X. 5 tane kalem 5 çarpı Y bölü X. Bir tane silgi. 1 çarpı Y bölü X. Y bölü X'ler ortak olduğuna göre katsayılarını toplayacağız. 6 tane Y bölü X olacak. 6Y bölü X cevap Edirne. Testimizin devamını sitemiz ragipsahin.com.tr adresinde bulabilirsiniz.